Bir aile dramının hikayesi var sırada. Hakan Güler sorun yaşamaya başladığı 3 yıllık eşinden ayrılmaya karar verince hayatı bakın bir anda nasıl korku filmine dönüşüverdi. Sen beni seviyor musun? Yeah. Ne kadar? Çocukla beni öldürmeye kalkmıştı, bıçakla saldırdı. Mutfak camına çıkarak intihar etmeye kalkmıştı. Aile vahşeti yaratmanın peşindeydi. Henüz 2,5 yaşındaki çocuğunu öldürmeye çalıştığı iddia edilen bir anne ve çaresiz bir baba. Ben çocuğu 15 günde bir 7 saat görebiliyorum. Her gün kabus gibi geçiyor. Öldü mü, kaldı mı, ne yapıyor, nerede? Elif Tuğçe ve Hakan Güler çifti 3 yıl önce evlendi. Oğulları Ahmet Hakan doğduktan bir süre sonra ise sorunlar başladı. Evi terk ediyordu, geri dönüyordu. Yeni doğmuş bir çocuk var. Psikolojisini kaldırmadığını düşündüm. Ama durum farklıydı. İddiaya göre genç kadının hayatında bir başkası vardı. Geri dönüşü olmayan bir yola girmişlerdi. 2 yıl önce boşanmak için mahkemeye başvurdular. Geçici ve velayet annede kaldı. Çocuğa bir zarar vereceğini düşünüyorum. Bir elin 5 parmağının izi var bacağında. 2,5 yaşındaki çocuğun bazı sağlık sorunları vardı. İddiaya göre annesi onları da ihmal etti. Defalarca söyledim bunu. Ama tedavi ettirmedi. En sonunda ben çocuğa sağlık tedbiri konmasını istedim. Anne Elif Nur kararı duyunca çılgına döndü. Bu sefer eşine hem çocuğu hem de kendini öldüreceğine dair mesajlar atmaya başladı. Bir aile vahşeti yaratmanın peşindeydi. İddiaya göre Hakan Güler'in eşi Elif Tuğçe Güler birçok kez intihara kalkışmıştı. Hatta o anlardan birinde eşine de mesaj attım. Eve gelmesin kimse, işte gelirlerse çocuğu alır Sakarya Nehri'ne atarım. Çocuk hala genç kadında. Baba Hakan Güler ise hem endişeli hem de üzgün. 6.284 sayılı kanun kadını koruyor. Halbuki asıl önemli olan aynı yasa içerisinde çocuk da var. Kim demiş yani bir annenin çocuğuna daha iyi bakabileceğini? Ben de bir babayım. Yani ben de bakabilirim onun kadar.